3 artı bir evdesin. Salondasın. Karşımda gösterişli, yüksek teknoloji bir televizyon var. PTT pijama terlik televizyon. Tık 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 tık. 4 saat ekranın karşısında mühlandın. Bir gün değil, her gün. Ve senin çoluk çocuğunla birlikte geçirebileceğin saadet saatleri onlardı. Ve bunu verdin bir yere. Neye verdin? Bilmem hangi dizinin bölümüne verdin. Evet, i̇yi. Ne aldın? Aldığın bir şey yok da. Sen verirken bir şey daha gitti elden, farkında değilsin. Yan odada da delikanlı ekrana mıhlandı. Onun da başka bir ekranı var. Tablet ekranı, bilgisayar ekranı, kompüter ekranı her neyse. Senden daha vahim bir durumda. Senin hiç olmazsa filmi çevirenin adı belli. Orada o da belli değil. Tamamen tehlikeli bir ortamda. Günler, aylar, haftalar geçti böyle. Kişilikler birbirinden uzaklaştı. Adeta tanımıyor. Yani Neredeyse o, o noktaya... İşte buna ilaç, bu zehire panzehir, zehir, çok ümitsiz şeyler söylüyorsun Hayati Hoca diyebilirsiniz. Ben de biliyorum. Ama başka çarem de yok. Hükmü evvela tarih verecek, sonra din gününün sahibi demeden de gidemem yani mahşere. Bir yolunu bulup, günde hiç değilse bir öğünü çocuklarla bir şekilde göz göze, o an için teknolojiyi şöyle bir kenara bırakarak, ya telefon bir yarım saat uzak kalsın yavrum yani bir hatır bir bilmem ne yani filan gibi ajitasyon yaparak yalvararak gerekirse. Hiç olmazsa bu kadarını sağlama teklifim öteden beri var zaten hep söylüyorum da Ramazan bu imkanı fazlasıyla bahşediyor. Sahur ve iftar sofralarıyla zaten bir birliktelik altyapısı hazırlanıyor sosyolojik olarak. Onu biraz da işte sen besleyerek buna yatırım yaparak bir Arınma bir toparlanma dönemi olarak kullanabilirsin. Ramazan mübarek ayı günleri, zamanları ondan istifade edebilirsin demek istiyorum.